Siyah kot, kırmızı kot ve kurp çizimi. Anlatan Adnan Güneş. Emekli harita kadastro meslek dersleri öğretmeni. İletişim adnangunes@hotmail.com. Yine sizlerle beraberiz. Daha önce bir okumaları kot hesabı, elle netket boy kesit çizimini, kırmızı kot hesabı çizimini 11.06.2020 tarihinde sizlere anlatmıştım. Bugünkü konumuz ise bu konunun devamı olan yine bir çizimle beraberiz. Kırmızı kot hesabı, siyah kot, kırmızı kot hesabı ve bugünkü konumuz olan kurp hesaplarıyla ilgili olarak bir başlangıç yapmak istiyorum. Bununla ilgili olarak konumuza dönelim. Daha önceki çalışmayı sistemden takip edebilirsiniz. Buradaki sistemden takip edebilirsiniz. Şimdi konumuza dönelim. Milimetrik kağıt üzerine elde çizilmiş olan çizimi biz de netket üzerinde çalışma yapmak suretiyle şekil üzerinde netketimizi açalım. Kağıt üzerindeki siyah kot, kırmızı kot, kazık numaralarını, ara mesafelerini ben buraya geçirdim ve buradan netket üzerinde yapmaya çalışalım. Netketimizi açtık. Netketimizde hesap enkestratöründen masa üstünde yeni bir klasör açalım. Burada kurp çizimi diyelim. Kurp çizimi isminde dosya açtım ve burada siyah kotları kazık numarası, ara mesafe, başlangıcı olan mesafesine göre kesit editöründen girmeye çalışacağım. Şimdi boy kesitimizi çizelim. Bunun için hesaplıyorum. Net veri enkest editöründen kurp çizimleri ismiyle bir klasör açmıştım. Bu klasöre yeni bir kurp çizimi boy kesit ismiyle bir dosya açalım. F3'te ekle siyah kodlarımızı girelim. Burada birinci olarak A kazık numarası, buraya A diyelim, enter. Sıfırıncı kilometre, kodu 56. Mesafesi, bir sonraki mesafeyi alıyorum burada, 30. Kod 56. Şu öncekine de 0 0 koyalım, 56. Yine F3, bir nolu kazık. Mesafesi, buradakinin aynısını yazdık, 30. Yeni siyah kodumuz 58 80. Mesafesi 65, 58 80. İki nolu kazığımız mesafesi 65. Yenisi 65'in 59. Yeni kodu 59. Bir sonraki mesafe 0.90. 59. 3 nolu kazığımız 0.90. Kodumuz 62.30. Yeni mesafemiz 135. 135. Kodumuz 85.62.30. 4 nolu kazık 135. 85.60. 4 nolu noktanın kodu 85.60. 5 nolu nokta 135. 160. 85.60. 5 nolu nokta 160, 5 nolu noktanın kazık, 5 nolu kazık nolu 70.50, 190, 70.50, 6 nolu nokta 190, 190'ın kodu 73, 210, 190, kod 73, 190'dan sonra ara mesafe 210, 73, 7 nolu nokta 210, 210'un kodu 72, 250, 72, 8 nolu nokta 250, 250'nin kodu 70, 275, 70, 9 nolu nokta, 275, 275'in kodu 66.50, 275, 305, 66.50, 10 nolu nokta, 305'in kodu 60, 335, 60, 11'in nolu nokta, 335, 50, 375, 50, 12 dolu nokta, S2. S2, 380, 47.50, 13 dolu nokta, 419, 47.50, 13, 419, 49.60, 14 dolu, 419, 463, 49'muş, 14, 463, 463, 60, 463, 15 dolu nokta, 490, 15 dolu nokta, 490, 61, 490, 518, 61, 16 dolu nokta, 518, kodu 61.03, 548, 61.03, 17 dolu nokta, 548, 61.21, 61.20, 618, 61.20, 18 dolu nokta, 618, 58, 688, 58, 19, 188, 64, 726, 64, 20, 0 nokta, 726, 86, 80, 759, 86, 80, 21, 759, 67, 877, 22, 870, 842, 23, 242, 71, 40, 192, 71, 40, F9, bunu kaydediyoruz F9'da. En son yaptığımızı siliyorum.
F9'da kaydediyorum ve buradan çıkıyorum. F9'da kaydettikten sonra hesap diyorum, net veri diyorum, enkes editörü diyorum. Daha önce kaydetmiş olduğum KS dosyasını açıyorum. KS dosyasında bir iki hata olmuştu. O hataları düzeltiyorum. F9'a basıyorum ve bunu tekrar kaydediyorum. Buradan çıkıyorum, hesap diyorum, network diyorum, enkes işlemleri diyorum, profil çizimi diyorum. Daha önce KS dosyasını kaydetmiştim. Bu sefer bunu aç diyorum. Burada aktif fonu kullan diyorum. Buradaki fon hangisi ise onu kullanacak. Buradaki rakam büyüklüklerini buradan değiştirebilirim. Beyaz kod farkı 3, yazı boyu 1,5. Bunu 2 yapabilirim yazı boyunu. Tamam dedim. Tamam dedim ve gördüğünüz gibi siyah kodlarla ilgili bokeh çizimimiz çıkmış oldu. Şimdi bunu kaydettim ve bunu yeni bir proje açıyorum. Yeni bir proje açtım. Bunu da farklı bu projemizde bu siyah kodtu. Bunu kırmızı kod diyelim. Oy kesit kırmızı kod. Kod çizimi ismiyle yeni bir klasör açtım ve bu klasöre bu sefer kırmızı kodları gireceğim. Aynı şekilde. Şimdi buradaki kırmızı kodları, şuradaki kırmızı kodları girmiş olacağım. Pardon, hesap diyorum, net veri diyorum, kesit editörü diyorum. Buraya kırmızı kod çizimi, KS uzantılı dosyamızı açıyorum. F3 diyorum. Aynı şekilde girmeye devam edeceğim. Kırmızı kodlar, başlangıç A 0 kilometre, kod 56, mesafe 30, kod 56, 1 numaralı kazık, mesafe 30, yeni kodumuz 57-89, mesafemiz 65, 57-89, 2 nolu kazık 65 mesafe, yeni 59, yeni kodumuz, yeni mesafemiz 90, 59, 3 nolu kazık 90, yeni kodumuz 61-67, 135, 61-67, 4, 64-51, 160, 64-51, 5, 160, 66-09, 190, 66-09, 210, 66-51, 250, 7 nolu nokta, 250, 63, 92, 175, 33, 92, 8, 175, 71, 70, 305, 71, 70, 02 diye yazabiliriz. 77, 98, 190, 110 kilometre, 67, 98, 7 nolu nokta, 210, 110'un kırmızı kodu, 66, 51, 250, 66, 51, 250, 63, 92, 175, 175, 61, 70, 305, 61, 70, 10, 305, 59, 48, 335, 335, 57, 26, 175, 57, 26, S2, 180, 54, 30, 180, 54, 30, S2, 380, 56, 13, 419, 56, 13, 13, 419, 55, 50, 363, 55, 50, 14, 57, 04, 190, 57, 04, 15, 490, 57, 99, 518, 7, 99, 16, 518, 58, 97, 548, 58, 97, 508, 02, 118, 02, 118, 2, 47, 688, 247, 688, 3492, 726, 3492, 726, 66, 68, 759, 66, 68, 21, 759, 7, 24, 800, 7, 24, 22, 800, 8, 842, 8, 68, 23, 842, 70, 12, 890, 2, 12, 892, 71, 87 ve F9'la kaydet komutunu yaptıktan sonra tamam dedikten sonra kontrol işlemlerini yapıyorum. Buradan netcat'imi tekrar açıyorum. Netcat'te hesap, net veri editörü, enkest editöründen kırmızı kod aç diyorum. Buradan benim daha önce hesapla yapmış olduğum işlemlerin sonuçlarını kontrol ediyorum. Buradaki sonuçlarla kontrol ediyorum. 56, 57, 89, 60, 95, 61, 67 gibi sonuna kadar geliyorum. 70.12, 72 ile bitiriyorum ve bu şekilde F9 diyorum. İşlemleri kırmızı KSE dosyasına saklandı dedikten sonra buradan çıkıyorum. Bunları birbirine aktarma işlemine sıra geliyor. Buradan network diyorum. Enkest işlemleri profil çizimine geliyor. Kurp çizimini açıyorum. Buradan arayal yapıyorum. Nerpsur, enkest işlemleri, profil çizimi. Önce siyah kodumuzu açalım. Burası 3 ve bunu buraya kaydediyorum. Bunu koyuyorum. Buradan kırmızı kod buraya geleceği için bunu aşağıya kaydırıyorum.
ediyorum. Kırmızı kodları buraya üzerine koyacağım. Tekrar en kesit işlemlerinden sonra en kesit işlemler profil çiziminden. Bu sefer de kırmızı kodu. Burası aynı kıyas kodlarının ikisinin de aynı olması lazım. Birisi 3'tü. 7 farkla beraber ikisinin de aynı kıyas koduna sahip olması gerekir. Bunu üzerine koyacağım. Şimdi gördüğünüz gibi üzerine koydum. Kıyas kodları ikisinin de aynı 44-44'tü ve gördüğünüz gibi üzerine kırmızı kodları koymuş oldum. Şimdi silinecek kısımları silelim. Taşınacak olan kısımları da taşıyalım. Şurası kırmızı kod. Bunu şimdi aşağı inelim. Evet, bu şekilde siyah kodları da evet, böylece siyah kod, kırmızı kod, siyah kod, başlangıcı olan mesafe, ara mesafeler. Bu şekilde buraya üzerine nakletmiş oldum. Bu kısımları silelim. Şimdi bir işlem daha yapacağız. Buraya yatay 2 diyerekten kırmızı kod için tabaka değiştir. Kırmızı kodları kırmızı hattı çizmiş oldum. Sizlere kırmızı kodla ilgili olarak kırmızı kodu anlattım. Şimdi yaptığımız işleme bir bakalım. Kırmızı kodları yaptık. Onları anlattım. Siyah kodları anlattım. Şimdi de bu kurv çizimini yapmaya çalışacağız. Şimdi burada öncelikli olarak size şunu anlatmak istiyorum. Hesabı yapmadan önce şurada kurvların kurv başlangıcı var. Örneğin şurada T01. T01 başlangıç kodu. Şurası T01 başlangıç kodu. Bu kodları örneğin burada milimetre kağıt üzerinde ölçek 1 bölü 2000, düşey 200, yatay 2000 ölçeğinde. 200 ölçeğinde 1 santim 2 metre olduğuna göre şurası 1 santim 2.04 gibi. Biz hesapladık zaten. Yani dolayısıyla şuradaki kod S1 koduna bizim hesaplayacağımız şurada E1 2.04 yani 2 metreyi şuradan aldığımız zaman 1 santim şuradaki noktayı bulacağız. Şuradaki koddan şunu büyüteyim. Şu koddan şu kodu bulacağız. Şuradaki N noktasına göre D'yi, şuradaki D açısını bulacağız. Şu noktayı bulacağız. Burada da F0'dan itibaren N noktasını bulacağız kilometreye göre. Açıyı D seyim açısını bulacağız. Yukarıdan seyim açısını indireceğiz N noktasına göre. Şu noktayı bulacağız. Şimdi burada T01 noktası belli. N1 noktasını şurasını aldım. Açısını kadar D seyim miktarı kadar şurayı buldum. Bu sefer bu tarafa geçtim. F1'den N noktasından D seyim açısından şu yukarıdan itibaren şöyle indim. Şu noktayı buldum. Şimdi T0, N1, N2, F finish noktasını birleştireceğim. İşte kurvu bu şekilde çizmiş olacağız. Şimdi bunun ayrıntılarını görelim. Burada baktığımızda şuradaki E1 bunlar nedir? Onlara bir bakalım. Burada kurvlara baktığımızda T01 T01 teğetin başlangıç noktası. F finish noktası. S sobe noktası. O kurvun merkezi. T0 ile F finish'in birleştiği nokta giriş boyu. T0 ile F'nin yayı, R yarıçaplı yayı, development boyu. Bisektris boyu da sobe noktasıyla development boyunun kesiştiği şurası bisektris boyu. T0 ile S soma noktasının uzantısı teğet uzunluğu. F finish de soma noktası T0'ın uzantısından kesiştiği yer sapma açısı, alfa sapma açısı, dar açılı yaptığı yer beta açısı. T0 ile orijin ve finish'in kesti açısı yine sapma açısı. Şuradaki sapma açısı da eşit. Bisektris boyunun orijinle kestiği T0 ile birleştiği yer sapma bölü 2. O ile T0 F finish'in birleştiği yer R yarıçapı. Şimdi bunların teğet uzunluğunu T eşittir R çarpı tanjant sapma bölü 2 formülüyle buluyoruz. T0 ve finish noktaları arasındaki yay uzunluğunu D eşittir sapma çarpı 2 pi R bölü 360 veya sapma açısı çarpı 2 pi r bölü 400 grattan elde edebiliriz veya bunun yarısını 200 gratla elde edebiliriz. Bisektris uzunluğunda BS eşittir R parantez içerisinde 1 bölü kosinüs sapma bölü 2 eksi 1 formülüyle elde edebiliriz. Kurv çizimini anlatmadan önce daha önce anlattığım konu üzerinde ve kurvlarla ilgili olarak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kırmızı kodun hesaplanmasında boy kesitte
kırmızı kotu hesaplamak için o noktanın kilometresinden daha önceki düşey kurt noktasının kilometresi çıkarılır. Böylece düşey kurt ile kırmızı kot hesabı yapılacak nokta arasındaki yatay mesafe bulunmuş olur. Bu mesafe ile eğim çarpılarak bu iki nokta arasındaki kot farkı elde edilir. Hesaplanan kot farkı çıkışlarda düşey kurt some noktasına ilave edilerek inişlerde de düşey kurt some kotundan çıkarılarak o noktaya ait kırmızı kot bulunur. Bu işlem bütün noktalar için tekrarlanır ve kırmızı kot satırına yazılır. Düşey kurt hizasında hesaplanan kotlar doğruya ait kotlardır. Aliman dışındaki yani doğru, aliman doğru demek dışındaki düşey kurt noktalarının kırmızı kotu kapalı düşey kurtlarda çıkarılarak açık düşey kurtlarda ilave edilerek elde edilir. Ben burada zaten kırmızı kotları ayrı ayrı hesaplamıştım. Şimdi yine burada boy kesit elemanlarını daha önce de anlattık. Siyah kot, kırmızı kot, kapalı düşey kot ve açık düşey kot. Burası da mesafe ve kot. Burada daha görsel olması itibariyle düşey kurbun bakınız burada aşağı doğru iniyor. Burada yukarıya doğru çıkıyor. Tekrar aşağı doğru iniyor. Bu düşey kurb. Burada yatay kurb var. Yatay kurbun R yarı çapları boyuna eğim ve bu şekilde giden bir yol var. Bu da yatay kurb var. Aklınızda canlansın diyerekten. Kendi çizimimize gelelim. Şimdi şuradaki enin burada bileceğimiz şeyler kırmızı kot üzerindeki kırmızı kotların üzerindeki 0 130 kilometredeki T 01'in kotu. Eninci yani 160. kilometredeki enin kotu, S1'in kırmızı kotu, enin kırmızı kotu, F1'in kırmızı kotu. Bunları yapmıştık hesaplarımızda var. T02'nin kırmızı kotu, enin kırmızı kotu, S2'nin, SOME2'nin kırmızı kotu, 419 nolu 419 kilometredeki noktanın kırmızı kotu ve F2'nin, Finish2'nin kırmızı kotlarının önceden bilinmesi gerekiyor. Anlayabilmeniz için ifade ediyorum. Bu kodları bir tarafımıza yazacağız. Yazdıktan sonra biz 160. kilometreden 130'u çıkarırsak 30 L30. Buradaki kırmızı kotu şurada D açısını ya D miktarını D seyimdir. Şuradaki seyim miktarını tespit ettikten sonra kırmızı kottan D seyimi çıkaracağız. Şuradaki N noktasını bulacağız. Burada da aynı şekilde some noktası kırmızı kotu belli. Birleşim noktası. Ondan bulduğumuz E1'i 2.04'ü çıkaracağız. 2 metre 0.4'ü çıkaracağız. E1 değerini bulacağız. E bisektriz. Evet. Şurada bisektriz boyunu bulacağız. Burada da aynı işlemleri yapacağız. Örneğin E1 şu E1'i bisektriz boyunu formülü G çarpı D bölü 8. G buradaki yukarı doğru çıkarken G1 eğim artı aşağı doğru S1'den S2'ye inerken eksi buradan yukarı çıkarken artı alır. Şimdi formülümüz G1 eksi G2'dir. Formülümüz şu. G1 eksi G2. Buradaki eksi sabit değer. Yapacağımız işlemlerde eksiği koyduktan sonra inişlerde bunu tekrar değerlerin yerine koyup ona göre işlem yapacağız. Burada dikkat edeceğimiz unsur bu. İşlemimizi yapalım. G1 eksi G2 yukarı 0.063 artı eksi 0.074 eksiği de şuradaki de eksinin çarpımı artı yapar. Buraya artı değer koydum. Çarpı 120 bölü 8 eşittir. Sonuç 2.04. E2 değeri nasıl bulacağız? Onu da yine aynı şekilde. G çarpı L bölü 8. Aşağı doğru iniyor. -0.074. Burası da artı yukarı çıkıyor. Şimdi eksi değer eğim. Eksi değer eksi eğim. Buradaki de yukarı çıkar artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi yapar. Dolayısıyla burası eksi. Burası da eksi. Eksi de eksinin ne yapacağız? Toplayacağız. 2 eksiyi. 150 ile çarpacağız. Bölü 8. Eksi ile eksinin çarpımı artı yapar. Sonuç artıdır. Şimdi dolayısıyla şurada kırmızı kotumuz vardı bizim. Kırmızı kotunu buraya yazdık. Kırmızı kottan şu 2.03 E2'yi topladığımızda şu noktadan burayı toplayacağız. E2'yi bulmak için. Buradan da bunu çıkaracağız. Şurayı bulmak için. Şu toplamdan. Dikkat ederseniz S2 değeri burada. E2 bulmak için ilave yapmak gerekiyor. 2.04'ü ilave yaptığımızda 56.100
38, diğeri E2'nin şuradaki değeri çıkar. Buradaki değerimiz 67.98, 67.98, eksi 2.03, 65.850. Yani şurası 65.850. Buradaki değerlerimizi bu şekilde hesapladık ve üst kısımlarına buradaki bulunan değerleri, N değerini, F1 değerini, T2 0'ın kırmızı kodlarını, N'in kırmızı kod değerlerini buraya yazdım. Şimdi bunları şöyle size yardımcı olmak bakımından şuraya koydum. Aynı şekilde yani sistemimiz bu. Kilometreye göre formülde değerleri yerine koyacağız ve işlemimizi yapacağız. Sistemin formülü D2 elin L kare çarpı G1 eksi G2 bölü 2 çarpı L. L'den bunu bulmuş olacağız. Formülümüz şu. Formülümüz bu. D eşittir L kare G1 eksi G2 bölü 2 çarpı L. Buna göre formülde değerleri yerine koyacağız. Kilometrelerimiz belli zaten. Bunu da bulduğumuz kırmızı kodun durumuna göre eksi veya artı burada ilave yapacağız ve kurptaki değerleri bu şekilde bulmuş olacağız. N, F1, T2, T02, E2, N ve F2 finish değerlerini bu şekilde bulmuş olacağız. Ben bunları buldum, bunları buldum. Belki sizler de yaparsınız. Şimdi bu değerleri etiketimizi açalım. Ben bu değerleri yazmıştım. Şimdi baştan gelelim. NetSurf, enkes işlemleri, profil çizimini yapalım. Kurp çizimini yapmıştık. Bunu aktaralım. Rakamlar biraz büyük olsun. Arial yapalım. Kurp çizimine. Kırmızı kodda buna ilave yapacağımız için kaydıralım. Şimdi kırmızı kodu ilave yapalım. 44 burasını. Burada dikkat edeceğimiz unsur kıyas kodlarının aynı olması gerekir. Şimdi kırmızı kod kalsın. Burada kırmızı kodu, kırmızı çizgi diyelim. Hesap diyorum. Net veri enkes editöründen ben N ve D kodları diye açmıştım. Bunları daha önce belirttim. Kodları A'dan başlamak üzere T01'in kodunu N1'in mesafesine göre kodunu 130. kilometrede N1 160. kilometre 65.50, S1 190. kilometrede 65.850, N2 ve bunları ben bu şekilde yazdım. Şuradan çıkararak buradan kodları buldum. 160. kilometrede N değeri. 210. kilometrede şurası N değeri. T0 değeri 135. kilometrede. Şu 135. kilometrede T0 değeri 245. kilometrede finish 1 değerini buradan buldum ve kodlarını buradan bularak hesaplayarak değerlerini hesaba göre şurada kırmızı koddan aşağı inerek N değerini şu noktaları bulmuş olacağız. Ben de buradan aktararak hesaplayarak ve oradan aktararak burada kodları o şekilde bulmuş oldum. Değerleri yerine koydum. F9'da kaydet diyorum. Buradan çıkıyorum. NetSurf diyorum. Enkes işlemleri. Profil çizimi diyorum. DN kodları. ND kodları. Şimdi buradan buradaki 44 kıyas kodunun 44 olması lazım. 11 değerini verelim. 44. Evet, 44'ü verdi. Şimdi bunu buraya kesişim ve son nokta yakalayı. Evet, gördüğünüz gibi yaptığımız işlemlerde F1'den değeri yerine koymuştum. Bu şekilde çıkmış oldu. Şimdi bundan sonra yapacağımız işlem şu olacaktır. Şunları da silelim. Bundan sonra yapacağım işlem çiz diyorum, daire diyorum. 3 noktadan geçen daire. Şimdi T01 burası, S1 burası ve finish 1. Şimdi gördüğünüz gibi kesişerek gidiyor. Bakın. Buradan hepsi en değerini tam yerinde koymuşuz hesabımıza göre. Şu finish'te de burada kesişim yapmış oluyor. Şimdi kurba ayrı bir şey açalım. Kurp diyelim. Evet, kurbumuz bu şekilde çıkmış oldu. Şimdi buradakine bakalım. Buradaki de tam çakışmış durumda. Dairemizi kestirelim. Burada T0.
Hep iniş. Burada da evet en noktaları E bisektriz en noktasını ve T02 en noktası soma noktası şu soma noktası en T02 tam birleşmiş oldu. Şimdi bunları keseceğim. Evet kestim. Şimdi sıra ikincisinde. Böylece evet, buradaki daireyi de kesmiş olduk. Daireyi de kurbu da yapmış olduk bu şekilde. Şimdi bundan sonra yapacağımız işlem bir de bunu netket vasıtasıyla yapmak olacak. Şu anda işlemimiz bitti. Gördüğünüz gibi kırmızı kodun üzerinde kurbları bu şekilde çıkartmış olduk. Şimdi netpro diyorum, proje diyorum, proje yöneticisinden yeni proje diyorum. Masa üstünde bir klasör açıyorum. Klasörde kurp çizimi diyorum. Bu kurp çizimine kurp çizimi diyorum burada da. Kurp çizimi gayet dedim. Şimdi netpro diyorum, güzergah diyorum, güzergah tanımla diyorum. Şimdi tamam diyorum buna. Ekle diyorum. Kurup çizimin içerisinde güzergahıma deneme diyorum. Deneme. Tamam diyorum. Deneme KTB uzantılı dosya. Güzergah haline getirilecek objeleri seç diyor. Tamam. Şimdi ben bu objeleri seçiyorum. Sarı oldu. Objeleri seçtim. Şimdi tekrar NetPro diyorum. Güzergah editörü diyorum. Deneme diyorum. Evet dedim. Şimdi benden proje hızını soruyor. Duyarlılıklar, genişlemeler, su tırın geçiş miktarları, kaplama genişliği, şerit sayısı 2. Burada gerekli olan düzeltmeleri yaptıktan sonra proje hızı orada 90 değil de 70 olarak biz alalım. Maksimum değer 8. Tamam dedim. Diğerleri de kabul ederek aldım ve atamasının kontrolünü kurp uzunluğu 40 metre yetersiz kurp diyor. Şimdi ben yeniden bunları değerlendireceğim için kısa çizgilerle verdi. Tamam dedim ben buna. Şimdi bunların hepsini sileceğim. Çünkü buradaki değerler yanlış. Buradan artışık soma noktası oku dedi. Şimdi ben şu noktayı buradan başlangıç burası. Ondan sonra soma noktası kesişim burası. Soma 2 burası ve bitişimiz burası. Şimdi burada da gördüğünüz gibi soma noktalarını buradan başlangıç kodları verdi. Kodları verdi. Değerlerini verdi. Ve bitişi de bu şekilde. Buradan sağ tıkladım. Şimdi değerlerimizi bakalım burada. Birinci değer soma olarak atacağız bunları. Başlangıç kilometresi 0,0. Sıradan numara ver. S1'den itibaren başlayacak. Kurplara hız ataması yapalım. ASTO'ya göre, Amerikan standardına göre atama yap dedim. Ondan sonra altta da soma noktası. Evet burası. Belirtim nokta ve bitiş. Şimdi dever atayalım. ASTO'ya göre, Amerikan standartına göre dever uygulaması 70 olarak vermiştik. Tamam dedim. Şimdi R yarı çapını benim vermem gerekiyordu. Şimdi R yarı çaplarını, birinci R yarı çapı 104.332. Üzerine tıklayalım. Yarı çap 104.332. Tamam dedim. İkinci yarı çapımızı 160.993. Şimdi buna göre tekrar işlemlerimize kurplara hız değerini atadık. ASTO'ya göre otomatik dever. Evet. Ondan sonra yatay elemanları kontrol, teğetli kontrol elemanları çakışma olmadığı ifade edildi. Ondan sonra dever kontrolü, deverler, dever aralığı bulunmaktadır.
Evet, bu da normal olduğu ifade ediliyor. Minimum aliman uzun. Aliman kurpla yol arasındaki düz uzunluktur. Aliman uzunluğu 110 metre. Kurp aliman uzunluğu yetersiz kurplar. S3 uzunluğu 74,600. Bunu yetersiz buldu. Evet. Minimum kurp uzunluk kontrolünü Amerikan standartına göre kurp uzunluk kontrolü proje için gerekli minimum kurp uzunluğu 40 metre. Güzergahta minimum kurp uzunluğu kısa kurp bulunmamaktadır. Normal olarak gördü. Bir aliman kontrolü yetersizliğinde yatay ve düşey elemanlarda çakışma kontrolü var mı diye bakıyoruz. Kesişim aralıklarını verdi. Şimdi çizimini yapalım. Bu değerlere göre çizimi oluşturmuş oldum. Evet, hatalar da bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Yeniden çizimi yeniledi. Evet, bu şekilde. Buradan soma bilgilerini değerlendirelim. 1, 2, 3, 2 ve 3'ün soma bilgilerini alalım. Soma bilgi değerlerini verdi. Otomatik devir zaten uygulamıştık. Bunu saklayalım ve buradan çıkalım. NetPro diyorum. Düşey tanım editörüne geldim. Tamam dedim. Soma noktalarını okutalım. Şimdi buradan eğimleri, tam otomatik kazı dolgu işlemleri, kurp 1 diyelim. Evet. Bitiş kilometresi 683'tü. Bitiş kodu 72. Kurbun değerini buraya yazacağız. 104,332. Bu şekilde NetCat üzerine de kurbumuzu çizmiş olduk. Şimdi hepsini açtım. İşte bu şekilde çizilmiş oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir çizimde buluşmak üzere. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İletişim Adnan Güneş@hotmail.com